Sevgili kardeşler, Rabbin esenli ve bereketiyle selamlıyorum sizleri. Geçen hafta bir şey keşfettik. Elişa peygamber miydi? Okey oynuyordu. Yapması gereken işi yapmak yerine. Ve bu yüzden Tanrı'nın bir daha o saldırıya uğramayacaksınız dediği halklar yine de İsrail halkına saldırmıştı. Onun tabii ki yapması gereken neydi? Peygamberlikte bulunmak. Biz ona göre dedik ki tabii ki ülkemiz kan ağlıyor. Bizim en başlıca görevimiz nedir bu konuda? Dua etmek, ama ciddi olarak dua etmek. Ve dua yetkisini kullanmak. Ülkemizin istikrarı ve bereketi için. Ve bu bağlamda sizlerden dualar yazmanızı istedim. Kim yazdı? Üç kişi. Üç duayla bir şey yapmayız. Yani bu dualarla ben bir pankart yapacağım. Ve hani içinden cümleler seçeceğim. Ve bütün halk görsün. Yani onlar çünkü ayırt etmiyor sözle söyleyen dua, yazıya dökülen dua. Ama gerçekten haberlere üzülüyorsak ve bizim gerçekten Rab'den aldığımız yetkiyi kullandığımızı veya kullanabileceğimizi düşünüyorsak lütfen bu duaları yazalım. Yoksa burada yapılan dualar veya konuşmalarda yapılan konuşmalar göstermelik olduğunu düşüneceğiz elbette. Haftaya yine bir şansımız var. Haftaya ülkemizin istikrarı ve bereketi için dualarla gelin. Yazılı olarak uzun olmasına gerek yoktur. Çünkü kelamda gerçekten buna dair de vaatler var. Daha vaaza girmedim. Şu anda sizleri artık okey oynayarak vakit kaybetmenizi önlemek için konuşuyorum. Bugün mesela Tunç kardeşimiz duasında söyledi. Acaba Tunç kardeşimizin duasını dinleyen oldu mu? Burada bir başka kardeş dua ederken sonunda amin dediğimizde sadece yapıştırıyor muyuz oraya, yoksa gerçekten o kardeşin duada söylediğine dikkat ediyor muyuz? Ne dedi? O yolda ne aslan çıkacak ne yırtıcı hayvan. Şimdi bize şiirsel bir ifade gibi gelebilir ama eskiden yola çıktığında başına iki tür olay gelebilirdi. Yani bugün yola çıktığında yoluna bir aslan çıkmasını bekler misin? Veya kurtlar veya ayı düşünmüyorsun, ama o zamanlarda yola çıktığın zaman bir hayvan çıkabilirdi, yırtıcı bir hayvan. Çıktıysa hapı yuttun veya eşkıya çıkabilirdi, değil mi? Şimdi tabii medeniyet dediğimiz her yere asfalt dökmüşüzdür. Dolayısıyla artık hayvanlar kaçmıştır, ama şimdi eşkıya ile yırtıcı hayvan arasında bir fark var, değil mi? Nedir? Eşkıya malı ne ister? Yırtıcı hayvan ne ister? Etini ister. Yani ona göre aslında bunu bir terör saldırısına da benzetebiliriz. Şeytanın saldırısı, aslan olmayacak o yolda demesiyle şeyde 2. Petrus'ta şeytan etrafta birini yutacak aslan gibi kükrüyor diyor. Şeytana da benzetebiliriz. Terör böyle. Veya mezmurlarda diyor ki ne gece karanlığı ne gündüz uçan oktan korkmayacaksın. Yani gündüz yolda yürürken birden, hani düğünde mesela bulunurken birden, o zaman oktu, bugün bomba oluyor. Bunlar Rabbin vaatleri. Mesela duadan söz ederken Rabbin vaatlerini yetki kaynağı olarak kullanmaktan söz ediyorum. Ne olur? Bu hafta o kadar okey oynamayın. Dualar yazın. Tamam mı? Anlaştık mı? Teşekkür ederim. Şimdi Tanrı'nın en çok nesi var da Türklerde pek bulunmuyor. Türkler derken
Hani size hakaret etmiyorum. Ben kendimi de dahil ediyorum. Akdeniz insanı olarak. Tanrı'da ne çok var ki? Tanrı'nın en çok nesi var ki? Türklerde olmayan. Sabır. Kim dedi sabır? Sabır. Kelamda çok geçen bir ifade. Sabır. Tanrı'da sabır var mı? Şimdi nasıl anlıyoruz bu sabırı? Mesela bu trajik olaylarda ne diyoruz? Başın sağ olsun. Allah sabır versin. Buradaki sabır nasıl bir sabır? Katlanış, çaresizlik, dayanma gücü. Peki Allah'ta katlanış, çaresizlik, dayanma gücü anlamında sabır var mı? Buna ihtiyacı var mı acaba? Yani bazen nasıl deriz? Artık işin içinden çıkamayacağımızı düşündüğümüz zaman Türkçe'de bir laf da var. İşimiz Allah'a kalmış. Ne demek? Yani aslında saygısızlık, saygısız bir cümle. Çünkü bir anlamda bu iş olmayacak. Bir anlamda Allah bile bu işi yapamayacaktır. Peki bu anlamda Allah'ta bu çaresizlik var mı? Şimdi kelam sabır ile doludur. Kutsal ruh sabır ile doludur. Ruhun meyveleri dediğimiz zaman sevgi, esenlik, sevinç hatırlıyoruz. Ama içinde de ne var? Ha, sabır da varmış. Onu pek hatırlamıyoruz, düşünmüyoruz. İbraniler çok meşhur bir ayeti bize ne diyor? Diyor ki, işte çevrenizi bu denli büyük bir tanıklık bulutu sardığına göre, biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atalım ve önümüzde konan yarışı sabırla koşalım. Şimdi burada çevremizi kolayca kuşatan günah ne demek? Yalan söylememek mi demek? Veya işte yalana tuzağa düşer gibi düşüyor muyuz? Veya kıskançla, kıskançlıkla mı doluyoruz? Buradaki günah neyi kastediyor? Dünyayı yıkan ve dünyada yıkıcı olan her şey, şeytandan gelen her şey. Aslında dünyanın merkezi insandır diyen insani bir felsefe bile bu günah içindedir. Normalde bir günah katalogunu yapacaksak içine koymayacağımız iyi dilekler de o günah, çevremizi kuşatan günah. Çevremizi kuşatan günah çünkü imanımızı yok etmeye çalışan her şey demektir. Hayatımızı yıkmaya çalışan her şey demektir ama sadece biz değil, insanların imana gelmesi için engel olmaya çalışan her şey demektir. Aslında biz bu günaha karşı bir savaş veriyoruz. Bu günahın diğer adı şeytandır. Şeytanı güçler. Tanrı'nın işinin ilerlemesini engellemek için kolları sıvan şeytanın güçleri demektir. Dolayısıyla bu mücadeleyi sabırla vermemiz lazım. Burada söylüyor. Şimdi olimpiyatlar oluyor şeyde Brezilya'da pek takip etmiyorum. Bilmiyorum sizler takip ediyorsunuz ancak haberlerde. Çünkü yani eğer televizyonda seyredeceksen sabaha karşı 3'te 4'te kalkman lazım. Olmuyor bu iş. Yani Brezilya'da olunca artık Güney Amerikalılar seyrediyor herhalde. Ve Amerika kıtası. Fakat bizim dilimizde kraliçe yarışmalar var. Yani ana yarışmaları var. Hani badminton çok seyrediyor muyuz? Yani çok heyecanlanıyor muyuz badminton altın madalyasını kazanan? Badminton nedir bu arada? Bilen vardır. Değil mi? Yani bir nevi tenis gibi ama böyle plajda oynanıyor. Çocuklara hani çocuklar başımızdan salmak için verdiğimiz bir oyun. Hani bunun altın madalyası olur mu?
Herhalde bizim Alex ileride Balbinton'u çok oynatırız başımızdan salmak için. İnşallah bir gün bir altın madalya kazanır. Hani bunlar ana müsabakalar değil. Kraliçe spor yarışmaları değil. Bunlardan bir tanesi nedir? Usain Bolt'un kazandığı 100 metre. 9 saniye 80 neler? Mikra mı denir? Yani gerçekten adam hızlı. Ama çok hızlı çıkmıyor. Dikkat ettiniz mi? Genellikle çıkışta 5. 6. sıraya geçiyor. Ama öyle şeyler var maşallah. Bacaklar var. Bir koşuyor. Herkesi geçiyor yani 50 metre koştuktan sonra. Ama kelam aslında bu yarıştan, heyecan verici bu yarıştan bahsetmiyor. Kelam daha çok bir maraton tarzı bir, uzun soluklu, sabır gerektiren, strateji gerektiren bir koşuştan söz ediyor değil mi? Burada çünkü ne okuduk? Üzerimize seyirip atalım derken günahı, önümüze konan yarışı sabırla koşalım. Hızlı koşalım demiyor. Sabırla koşalım. Şimdi 100 metrede önce güçlerimi saklayayım, son metrelerde kendimi veririm diye bir düşünce yoktur. Baştan beri canla başla, her şeyinle canını dişine takıp koşarsın değil mi? 100 metre yani 9 saniye sonra bitiyor. Soluksuz kalmayacaksın. Ama eğer 42 kilometrelik bir maratonu koşacaksak iyi bir hesap yapman lazım değil mi? Nerede güçlerini saklayacağını, nerede diğer rakiplere göre biraz adımlarını hızlandıracağını, nerede yani şey olarak, zihinsel olarak kendine bir takım şeyler, düşüncelerle vücuduna nasıl hakim olacağını, direncin düştüğünde kendini nasıl toparlayacağını önceden düşünmen lazım. Psikolojik olarak da hazırlaman lazım. Fiziksel olarak da hazırlaman lazım. Yediklerin bile, çünkü yolda kusabilirsin, kramplar gelecektir. Yani kasların nasıl kullanacağın çok farklı bir şey. O uzun soluklu koşmak. Ama çok önemli. İngiltere'de meşhur bir vaiz var geçen yüzyılın. Charles Spurgeon. Onun bir sözü vardı, çok hoşuma gidiyor. Şöyle aşağı yukarı. Salyangoz sabır sayesinde Nuh'un gemisine ulaştı. Nuh'un gemisine binmek gerekiyordu. Ondan sonra şeyler, ne bileyim, dört ayaklı hayvanlar koşa koşa geldiler. Lay lay lon dediler. Keyif yaptılar. Ama salyangozun Nuh'un gemisine ulaşması sabır işiydi. Bir haftada kapı kapanıyor. Bir hafta boyunca yol almıştır. Sabır çok önemli bir özellik ama Tanrı'da varmış çok. Bizlerde olmuyor. Halbuki iyi meyve, iyi toprak. İyi toprak benzetmesini okudunuz mu hiç İncil'de? Kaç tane toprak var? Farklı zeminler var. 4 tane değil mi? İyi toprak var. İşte taşlı zemin var, kayalık. Ondan sonra dikenli. Ondan sonra yol kenarı var. Hangisi iyi meyve verir? İyi toprak. Peki o iyi toprağın özelliği nedir? Luka'ya göre bunlar sabırla meyve verenlerdir. Hayatımızda meyve vermek istiyorsak sabır lazım. Sabır lazım. İkinci bir şey de lazım. Dibe vurmak lazım. Ne demek dibe vurmak? Zirveye ulaşabilmek için önce ruhsal hayatta dibe vurmak lazım. Dibe vurmayan zirveye de çıkamaz. Bakınız kutsal kitabın kahramanlarına. İyice bir tarayın. Siz ki hepsini aklınızda tutuyorsunuz.
Yani yüzlerce kutsal kitap kahramanı var. Yani birkaç tanesini söyleyelim. Nuh veya Yakup veya İbrahim veya Eyüp veya Yusuf veya Davut veya Paulus. Hayatlarını bir inceleyin. Önce dibe vurdular. Ancak dibe vurduktan sonra zirveye çıkabildiler. Bazıları birkaç kere dibe vurdular. Yunus. Düşünsene bir balık karnına bile düştü. Sonra o şeyin kabağın altında da yine de dibe vurdu. Neden dibe vuruyoruz? Çünkü aslında bu işin kendi gücümüzle değil, Tanrı'nın verdiği terbiye ile kazanılan bir karakter olduğunu keşfetmek zorundayız. Ve bu sabır gerektirir. Ve bu dibe vuruşlar hani böyle çabucak olmuyor. Kardeşim, imana geldikten sonra dibe vurdun mu? Dibe vurmakla kastım işte parasız kaldın değil, hastalandın da değil. Komşular yüzünü çevirdi senden imanlı oldun diye değil. Dibe vurmak demek kendinle ilgili artık ümitsizce hayal kırıklığına uğradın mı? Artık bu işi ancak Rabbin bereketiyle Rabbe sarılarak deniz enkazında canı söz konusu olan o deniz zedesinin o enkaza sarıldığı kadar, sarıldığı gibi Rabbe sarılmak üzere dibe vurdun mu? Ve o kazada, o durumdayken, çıkış yolu gözükmezken, tünelin sonunda ışığı göremezken, sen yine de sabır ile Rabbe bağlandın mı? Bu çok önemli. Kişisel hayatımız için önemli. Tanrı'nın halkı olarak Rabbin planları bizlerde gerçekleşmesi için çok önemli. Dünya insanları, dünya halkları için çok önemli. Türkiye'miz için çok önemli. Dibe vuruyoruz. Demek ki arkasında iyi bir şeyler gelebilir. Gelecektir. Getirmek istiyor Rab. Ama biz görevimizin başına geçmemiz gerekiyor. Devlet görevinin başına geçecektir. İşte bütün devlet erkanları kendi işi yapacaktır onlara düşen ama ya biz görevimizi yerine getirmemiz gerekiyor ve inanın bir anlamda bütün bu olup bitenler Rabbin sonradan getireceği bereketi hazırlık olarak dualarımızın etkisidir. Ben buna inanıyorum. Ama dualarımızın çok etkisi değildir çünkü çok da dua etmiyoruz. Buna da inanıyorum. O yüzden artık görev başına geçmemiz gerekiyor. Şimdi sabır nasıl bir şeydir? Nasıl tanımlayabiliriz? Tanrı'da sabır olduğuna göre aslında insandan beklenen sabır ile Tanrı'nın sabrı birbirinden biraz farklı. Sabrı belki şöyle tanımlayabiliriz. Zamana yayılmış iman ve umut. Kelamda birçok yerde, bütün ayetlere bakamayacağız. Kelamda birçok yerde imanınızı ve sabrınızı koruyun tarzında salıklar var. Ve bunlar sabır ve imanı yan yana gösteriyor bu ayetler. Çünkü bunlar birbirine bağlantılı. Sabretmek demin söylediğimiz gibi çaresizlik içinde katlanmak değil. Ümidi kesmiş olmak da değil ama işte hayatta devam etmeliyiz. Bitkisel bir hayat yaşarcasına ederiz çoğu zaman. İşinden çıkamayacağım, içinden çıkamayacağımız, altından kalkamayacağımız düşündüğümüz durumlarda. Böyle bir sabır değil. İman ve umutla dolu. Zaten umut var, sabrediyoruz ve onu o sabrettiğimiz şeyi yakalayacağımızı düşünüyoruz. Böyle bir sabır. İspanyolca'da kullandığımız bir laf var. Tabii Türkçe'de o kadar anlamlı olmayabilir. Sin prisa. Bunu öğrenirsiniz artık. Pero sin pausa. Ne demek?
Acele etmeden, safsaklamadan da. Acele etmeden ama duraklamadan da. Acele eden koşar koşar ama bir yere çarpar düşer. Aceleyi boş veren ne yapar? Duraklar, boş verir. İkisini birleştirmemiz lazım. Aslında buradaki sabır aceleye getirmeden ama duraklamadan da, ara vermeden de, adım adım ilerleyerek sağ ayağımla bir adım atabilmem için neye dayanmam lazım? Sol ayağıma dayanmam lazım. Ve ondan sonra sağ ayağımı yere sağlam basacağım ki sol ayağımı ileriye götürebilmek için. Böyle bir şeydir. Adım adım ama ara vermeden sabretmemiz gerekiyor ve ileriye gitmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar olacak. Bunlar olacak. İman edin diyor. Bunlar olacak. Gecikmeyecek diyor. Ama Rabbin sabrı olduğu kadar çok vakti de var. Ve Rab için 1000 yıl bir gün kadardır. Bir gün 1000 yıl kadardır. Ve bu yüzden örneğin 2. Petrus'ta birkaç ayet okuyacağız. 2. Petrus'ta bu konuda olaylara Tanrı'nın bakış açısından bakmaya davet ediyor bizi. 2. Petrus'a bakalım. 2. Petrus 3. bölüm. Ve 9. ayet diyor ki, bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getir.